Masum gibi görünsek de pek de masum değiliz. Sizin için kendimi feda ediyorum. Sizce ben annelerime ne yaptırabilirim hocam? İyi tanıyoruz. Çok enteresan. Hadi eyvallah. Kaldığımız yerden devam edelim. Yeni hayat devam ediyor efendim. Çok sevdiğim, çok sevgili Aret Vartanyan'ı ağırlıyoruz. Çılçıplak Aşk, daha önce Erken Baskı'da da ah bir dalmıştık şu aşk konusuna, çıkamamıştık. Dedik ki madem çıkamadık biz birazcık daha konuşalım, biraz ilişkileri konuşalım, biraz son kitabını konuşalım, neler anlattığını konuşalım diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hayat? Hayırlı olsun bu arada. Ya çok teşekkür ederim. Hafta sonundan hafta içine. Hafta sonundan hafta içine. Bu işte bugün sevgili yönetmenimiz hazırlamış az önce izlediğimiz teaser'ı da. Bayağı eğlenmişiz yani biz programda. Sağlık programı yapıyoruz ama... Pozitif. Ruhu güzel yansıtmışsınız. Evet evet. Zaten amacımız da o. Programın adı da Yeni Hayat olduğu için hep pozitif önermeler olsun diye. Hayatımızı konuşalım diye. Şimdi bu Çılçıplak Aşk 2013 Ekim ayında çıktı. Evet. Kaçıncı basım? İlk baskısını bitiriyor. Bitiriyor. 100 bini bitiriyoruz. 100 bini bitiriyor, harika. Şimdi Şubat'ta girer tekrardan. Hı-hı. Ben sosyal medyada görüyorum. Böyle herkes bir konsept belirleyip kitapla belli fotoğraflar çekip gönderiyor. Evet. Sen de onları paylaşıyorsun. Hatta bir yarışma olarak yaptık onu. Herkes kendi çırpılak aşkını kitabıyla beraber ifade etti. Hı-hı. Orada ilk 30'a girenlerle de en çok oy alanlarda. Şimdi yemek yiyeceğiz. 17 akşam, 17 akşam yemek yiyeceğiz. Harika. Şimdi öyle başlamak lazım. Bir bölüm okuyacağım kitaptan ve ondan sonra da başlayacağız. Diyor ki kitabında sevgili Aret, sen hiç aşık oldun mu? Aşık olundun mu? Aşkı gerçekten yaşıyor musun? Neden sadıksın ya da değilsin? Gerçekten aldattın mı? Aldatıldın mı? Aşkla mı seviştin gerçekten? Neden evlendin ya da evleneceksin? Sen kimsin? Niçin yaşıyorsun? Şimdi yanıt verme. Belki evlisin. Belki bekarsın, belki imkansız aşkın ortasındasın, belki aşka aşıksın, belki hovardasın, belki aşktan çoktan vazgeçmişsin, belki yapayalnızsın. Sohbetin sonuna gelmeden hiçbir yorum yapma. Aşkla ilgili sana öğretilen birçok şeyi, hatta her şeyi unut, öyle başlayalım. Sonra sen anlat, ben dinleyeyim. Anlat, dinliyorum. Anlat, dinliyorum. Ya günlük hayatta kendimizi yeterince dinliyor muyuz acaba? Anlatıyor muyuz bir taraftan da? Şimdi en temelli olan şey şu. Biz çocukluğumuzdan itibaren bir aşk hayaliyle büyüyoruz. Değil mi? Ve o hani prens veya prensesi bulacağız. O beyaz gelinlik, damatlık giyilecek ve ömür boyu sürecek olan, el ele tutuşacağımız, hiç sorunsuz, ölene kadar birbirimize güvenebileceğiniz bir aşkı arıyoruz. Çocuklarımız olacak. Tabii tabii, pembe panjurlu evimiz olacak. Evet, pembe panjurlu evimizle beraber. Gerçek hayata döndüğümüz zaman da bu o kadar kalıplarla, şablonlarla ölçülebilecek, biçilebilecek bir konu değil. Hele ki aşktan bahsediyorsak eğer... Aşık olduğum insanın geçmişi, kim olduğu, neye inandığı, zengin mi, fakir mi, bunların pek bir önemi kalmıyor aslında. Ama gel gör ki günlük hayatta bunların hepsini, hatta annemin, babamın bana örnek olarak gösterdiği erkek veya kadın tipi modellemesi hep benim için yüreğimden gelen değil, aslında zihnimle hareket ettiğim, şablonlara oturttuğum bir aşkı bana getiriyor. Ki bu gerçek mi? Ve bununla beraber bütün uzantılar da birbirine karışıyor. Çünkü bugün aldatmak, aldanmak ya da... Güven nerede? Sadakat nerede? Neden benim bir ilişkim var gerçekten? Bir gerçek var ama. Hı-hı. O da şu. Neden... Ya da benim neden hiç ilişkim olmuyor? Ya da neden ilişkim olmuyor? Ya da neden aşka küstüm ben? Gerçekten de aşk eğer içini boşaltırsanız çok sıkıcı bir şey. Özünden kopartırsanız gerçekten saçma sapan bir şeye de dönebilir. Şuna gelmeye çalışıyorum. En temelden başlamak gerekiyor. O yüzden benim 5. kitabım olarak çıktı. Bana 2. kitapta da aşkla ilgili bir şeyler yaz diyorlardı. Ve ben yaklaşık 5 senede bin değil on binlerce insanla aşkı konuştum, çalıştım. Hı hı. Sonra şunu gördüm. Hepimizin hayatında öyle ya da böyle vazgeçmiş olsam dahi aşk, ilişkiler önemli yer tutuyor.
Tabii ve canım. Önemlinin ötesinde bir yer tutuyor. Belki de tutmasının gerektiğinden daha fazla yer tutuyor. Her şeyim o oluyor. Hı-hı. İlişkimde sorun varsa hayatımda her şey aksamaya başlıyor. Ya evet. Ya da ilişkilerde yaşarken bir sürü sudan sebeplerle tartışmalar, kıskançlık krizleri, birbirimizi sürekli takip etmemiz, kırıyor olmamız birbirimizi, incitiyor olmamız. Oysa ki biz hayatı paylaşıyoruz. Biz aynı yatağı paylaşıyoruz. Bir şekilde bir yola giriyoruz. Orada önemli olan şey, ben seni mi yoksa senin bana verdiklerini mi seviyorum? Hmm. Ben seni mi yoksa sana giydirdiğim bir görüntüyü mü seviyorum? Ben seni mi yoksa senin beni sevmeni mi seviyorum? Çok o cevap geliyor. Soruyorum, niye onunla berabersin? Çünkü beni çok seviyor. Yetmez. Ha. Yetmez. Ya da bitmiş bir ilişkide onu kırmak istemiyorum diye devam ediyor. Evet. Ya da bunu çok fazla duyuyorum. İşte ben ondan ayrılırsam o biter. Çok kırılır, çok üzülür. Hayata devam edemez. Erkekler de bunu düşünüyor, kadınlar da bunu düşünüyor. Ve bunu karşıdaki bilmiyor aslında. Ya. Daha kırıcı. Düşünebiliyor musun ki biz aslında bunu şununla bağlayabiliriz. Hayır diyemeyiz biz insanlara birçok konuda. Zorlanan bir toplumuz o noktada. Ama hayır demeyip, evet deyip daha sonra bir sürü yalanın üzerinden yaratmak zorunda kalıyoruz. Ya da istemeye birçok şeyi karşımızdaki için yapmaya başlıyoruz. Ama bu karşımızdakini daha çok rencide eden bir şeydir aslında. O yüzden de önce insan olmak, temel değerlere sahip çıkmak ve kendimi tanımak çok önemli. Ben daha kendimi tanımadan, kendimi bilmeden ne için yaşadığımı, nereye gittiğimi, nasıl bir hayat istediğimi bilmeden evlenirsem, bir ilişkiye başlarsam sonra sarpa sarmaya başlıyor işler. Ama şimdi geliyor insanlar 30 yaşına hala hayatta ne istediğini bilmiyorlar. Hı. Yani hani bunu da başarmak o kadar kolay bir şey değil. Hani 18'inde ya da 20'li yaşlarında aslında insanlar hayattan ne istediğini çok iyi biliyormuş gibi dolaşıyorlar. Aynen. Ama aslında hiçbir şey bilmedikleri ortaya çıkıyor belli bir zamandan sonra. Kaldı değişebilir de. Evet. İşte o yüzden zaten benim bütün yaptığım tüm çalışmaların, programlarımın, yazdıklarımın özeti nereye geliyor? Önce ben içeriği halletmek zorundayım dememin sebebi bu zaten. Biz her noktada böyleyiz. Kariyer içinde, sosyal ilişkilerimiz içinde, kendimi bilmeden, içeriği halletmeden dışarıda bulabileceğim bir şey yok lafını her yerde kullanıyorum ve defalarca da kullanacağım. İşte bunu yapamadığımız için İlişkide sorun yaşamamız çok normal. O yüzden karşımdakini suçlamadan önce, karşımdakine yüklenmeden önce kendime de bakmam lazım. Aynada kendime de bakmam lazım. Hı hı. Kaldı ki karşımdaki insanı kendime benzeterek ya da istediğim gibi yaparak yaşayacağım bir ilişkiden de keyif almayacağımın farkında olmam lazım. Ama o zaman şuraya geliyoruz. Bir sürü psikolog, terapist konuğumuzu da ağırlıyoruz, hı hı, burada. Bununla beraber alternatif işte enerjilerle uğraşan NLP'de deniliyor buna. İşte konuklarımızla konuşuyoruz. Son zamanlarda ben bu programda o kadar çok şey öğreniyorum ki bu çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte geçmişte insanların yaşadığı travmalar var. Bilinçaltı çok önemli bir şey. Hatta geçen gün sevgili İlkim Öz buradaydı. Geçmişte özellikle kız çocuklarının babalarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıların büyüdüğü zamanlar da eğer bu kronikleşmiş bir travma haline dönüştüyse hani neler olabileceğine dair bu Aynı Yatakta Üçümüz kitabında, hı-hı, anlattığı, hı-hı, hikayeler gerçekten inanılmaz. Şimdi o zaman bilinçaltımızda yaşadığımız travmalar var. İşte bazı uzmanlar diyorlar ki işte biz bunları açığa çıkarıyoruz. İşte onları, hı-hı, kesiyoruz, onlarla barışıyoruz, hı-hı, ve ondan sonra devam ediyoruz. Hı-hı. Ama bu travmalar da hep olgunluk yaşlarımızda nedense ortaya çıkıyor. Ya da olgunluk yaşlarımızda farkına varmaya ve üzerine... Bir ilişkiye başlamadan önce ya da ne bileyim işte üniversite çağında 20'li yaşlarda şey mi yapalım? Hani bir kişisel danışmana geç ya da bile ne bileyim bir psikoloğa, terapiste gidip hani onlardan arınmak gerekiyor. Geç ondan bile sonra mı? Yani ama şöyle zaten keşke çocuklarımızı yetiştirirken, büyütürken, keşke eğitim sisteminde onlara bir sürü şeyi ezberletirken, bir sürü şeyle beyinlerini doldururken, keşke onların kendilerini tanımaları için bir yol haritası çıkartabilsek. Keşke küçük yaşta daha çocukların yeteneklerini, özelliklerini, ne tarafa doğru gitmek istediklerini, keşke çocuklarımızı kendi kopyamız olarak görmekten öte onun bir birey olduğunun farkına varıp benim bütün doğrularımı, korkularımı, endişelerimi ona aktarmaktan ziyade onu tanımaya ve kendini tanımasına yardımcı olsam. O zaman bugünlerde hiçbirini yaşamazdık. Çok daha azını yaşardık. Kaldı ki bugün ilişkilerdeki en büyük sorunumuz ne oluyor? Kendimi saklıyorum.
korkuyorum. Yüreğimi açmaktan korkuyorum. Çünkü birileri beni fena kırdı. Belki ailem kırdı. Belki ilk aşkım yerle bir etti. Ve ben ne yaptım? Hayatıma giren bir erkek yüzünden veya bir kadın yüzünden aşka küstüm, ilişkilere küstüm. Kadına düşman oldum, erkeğe düşman oldum. Hepsi yalancı dedim, hepsi güvenilmez dedim. Kendimi cezalandırdım. Bunu nasıl yapacağım? Geçmiş, elbette ki geçmiş ki her 4 kadından bir tanesinin cinsel tacize uğradığı bir toplumda yaşıyoruz. Ya. Kolay değil bunları. Ve maalesef hiç konuşulmuyor ama ensest çok yaygın. Durumun da çok yaygın olduğu bir ülkedeyiz maalesef ki. Ki bu resmi rakamlar. Yani ya. 4'te 1 resmi aynen. Rakamlar. Kayda geçmiş rakamlar. Çok. Şimdi geçmiş önemli ama bugünümü çözmem lazım. Bugün eğer tıkanıyorsam, bugün ilk benim için tek önemli şey şudur. Bütün o bariyerleri aşmanın yolu yüreğime ulaşabilmektir. Hı hı. Saklanmaktan, gizlenmekten, o kabuğumda kalmaktan çıkamadığım sürece hayatın bütün kulvarlarında tıkanıyorum. Hep söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Diyorlar ki bana niçin arka arkaya çıkarttın, gerçekten yaşıyor musun? Çıktı arkadan çırışıkla kaç çıktı. Çünkü birbirini tamamlıyor. Hı. Birincisinde her kulvarda tıkanmışlıklarımız var. Ve ben ilişkiyi zannediyorum ki sorun o ilişkideki günlük hayatın içinde getirdikleri. Hayır, çok daha derin şeyler var ve birisiyle beraber olmaya başladığım zaman onun geçmişini, onun travmalarını, onun ailesini, onun inançlarını, onun bütün hayata bakışlı açısını, yaklaşımlarını da alıyorum aslında. Evet, ve yükün de artıyor. Artacak. Devam edeceğiz. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra buradayız. Derin bir travma geçirmiş ve bu da onu bir sanrı dünyasına sokmuş. Hepsi bu. Bize doğru gelen bir şey var. Kabul etmem gerek, elimizde gerçek bir gizem var. Dün gece neler oldu Bay Stiles? İkinci defa Londra'nın yanışını izliyorum. Peki kim, neden böyle bir şey yapmak istesin? Çok büyük acılar içerisindeyim. Sherlock Holmes efsane peşinde yarın akşam TV8'de. Beko çamaşır makineleri bebek programı sayesinde mükemmel hijyen sağlıyor. Bebek mi? Buyurun benim. Beko çamaşır makineleri 800 liraya varan indirimlerle. Her gün bir Supradinol Day ile en yoğun tempoda bile ihtiyaç duyduklarım benimle. Ben geldim. Anne anne, futbol oynayalım mı? Evet. Günde bir Supradinol Day size vitamin, mineral ve CoQ10 takviyesini sunar. Supradinol Day'e evet deyin, kendinizi yeniden keşfedin. İstediğin her şey rengarenk, çeşit çeşit. İstediğin her şey senin, iste hemen gelsin. Belege Shop en keyifli, en renkli. Belege Shop alışverişin en renkli hali. Tiroid hastalıkları, tiroid bezinde meydana gelen problemlerden kaynaklanır. Özellikle boyunda meydana gelen şişlikler, ciddi tiroid hastalıklarını işaret ediyor olabilir. Bu tür rahatsızlıklar yaşadığınızdan şüpheleniyorsanız, bir uzmana başvurunuz. Sobadan sızan karbon monoksit gazına yılda yüzlerce kurban veriyoruz. Oysa bilinçli kullanımla bu engellenebilir. Sağlıklı bir soba kurulumu için 13 ila 18 santimetre çaplar arasında hava çekimi uygun bir bacaya ihtiyacımız var. Sobayı duvardan 15 ila 20 santimetre uzaklıkta en fazla 2 dirsek kullanarak kurmalıyız. Boruları sobanın gaz çıkışının üzerine gelecek şekilde monte edeceğiz. Kömürü sobanın yarısına kadar koyalım ve üstten yakalım. Yatarken asla sobaya yakıt eklemesi yapmayacağız. Baca temizliği çok önemli. Yılda en az 2 kez mutlaka yaptırmalıyız. Gaza maruz kaldığımızda başımız döner, midemiz bulanır ve hareketlerimiz yavaşlar. Bu durumda hemen rahat nefes alacak bir yere gidin, ortamı havalandırın ve 112'yi arayın. Unutmayın, soba değil, ihmal öldürür. Z
sizi arayan numaranın kime ait olduğunu öğrenmek ister misiniz? Hemen 118.90'ı arayın. 48 gram peynir alayım ben. 50 vereyim. Yok. 48 olsun, kalıyor sonra. Bir pakette aç bitir. Bir paket. Onu da böleyim. Yok. Aç bitir tam geliyor. Hiç kalmıyor. Evet, herkes kağıdını kalemini çıkarsın. Ev ekonomisinden pek iyi almayan kalmayacak. Digiturk'ten dev hizmet. Digiturk'le birlikte limitsiz internet. Üstelik ikisi birlikte sadece internet fiyatına. 59.99'a. Neymiş? 59.99. Ah, zil çaldı. Hayallerine dokun. Sevgili Arif Vartanyan'la konuşmaya devam ediyoruz. Çırılçıplak aşk konuşuyoruz ama o hayata daldık, ilişkilere daldık, travmalara daldık. Ha, pekala, Cümi'ye doğru konuşalım, profilden kalmayayım. O yüzden de oldukça böyle derin konulara dalıyoruz. Sizin sorularınız varsa, biliyorsunuz sevgili Arif de geçtiğimiz sezonlarda neydi programın adı? Buyurun paylaşalım. Buyurun paylaşalım'dı programı. Her gün yapıyordunuz, evet, değil mi? İki sene boyunca dertlerinizi paylaştı. Varsa paylaşmak istedikleriniz, ilişkilerinizle ilgili, hayatınızla ilgili lütfen arayın. Kalan süremizde onlara da cevap vermeye çalışalım. 0212 332 2995 telefon numaramız. Ya hayatımız hangi düzeyde olursa olsun. İster maddi sorun yaşayalım, yaşamayalım, işte kariyer yapalım, yapmayalım, evli olalım, olmayalım, çocuğumuz olsun, olmasın. Ya mutlaka bir duygusal karmaşa yaşıyoruz. Ya muhakkak, mutlaka yaşıyoruz ve her günümüzün ruh hali bir başka oluyor. Ya bunu böyle bir hani standarda oturtturmak mümkün mü oturtmayalım gerçekten? Oturtmayalım. Sadece. Çok yani, yorucu oluyor. Bak şöyle diyelim, şuraya dönelim sonra. O zaman. Bir kere biz önce neyi arıyoruz ona bakalım hayatta. Yani temel ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra. Şimdi şöyle bir şansım oldu. Her sosyoekonomik gruptan insanla çalışıyorum. Anadolu'yu dolaşıyorum. Arada yurt dışı eğitimler. Farklı kültürleri de görüyorum. Değişmiyor aradığımız şey. Ama Anadolu topraklarına geldiğimiz zaman biz çok daha duygusal insanlarız. Ve biz şurada aslında temelde tıkanıyoruz ki Mevlana yüzyıllar önce bunu zaten açıklayıp ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün derken biz kendimiz olmaktan çok korkup hep bir şeyler olmaya çalışıyoruz. Ve hep bu bize öğretildi aslında. Okuldan başlayarak takdirname aldım Mehmet'in oğlu, bak sen alamadın. Ha. Hep bir şeyle yarışacağım, hep bir şey olacağım, hep bir yarışın içindeyim. Bir de ben neredeyim? Kendimi onaylatma durumu. Nereye geliyorum? Onaylanma kaygısı, çünkü olduğum gibi sevilmeyeceğime inanıyorum. Devam edelim. Canan Hanım arıyormuş bizi Antalya'dan. Alo. Alo. Canan, iyi günler, merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Buyurun. Ben konuğunuza bir soru sormak istiyorum da. Tabii. Gerçi nasıl diyeyim? Yani bu evlilikte evli çiftler heyecanı, bu canlılığı nasıl tutabilir? Yani monotonluktan nasıl kurtulabilir? Kaç yıllık evlisiniz Canan Hanım? Ben 11 senelik evliyim. Maşallah, maşallah. Pekala. Yani şöyle, gerçi ben eşimle öyle bir sıkıntımız yok. Çünkü onun hayatı ayrı, benim hayatım. Yani birbirimize fazla karışmıyoruz, engellemiyoruz. Ben ol demiyoruz ama tabi arada heyecan da ihtiyaç oluyor. Pekala. Peki. Canan Hanım, Antalya'ya sevgiler. Canan, bir soru bir kere hepimizin yani uzun süreli ilişkilerde ve evliliklerde herkese sordu, ortak sorudur. Evet. Bir kere bir noktada anlaşalım. İlk günkü tanışma, o ilk çekimle birlikte yaşadığımız heyecan, tutku, şehvet başka bir şey ve o zamanla birlikte azalacak ama kötü bir şey değil. Çünkü yerini daha oturmuş, daha sağlam duygular ve hisler alacak. Hayat arkadaşı. Hayat arkadaşı olacağım. Ama bu şu demek değildir. Artık tamamdır ya, biz artık bak 5 sene devirdik, 10 sene devirdik, çocukları da yaptık. Bundan, bu değil. Kardeş kardeş yaşayalım. Asla, asla değil. Ama önemli olan şey şu, bakın Canan Hanım'ın söylediği güzel bir şey var. Bizim kendi hayatlarımız da var dedi. Birbirimizin özel çizgilerini, alanlarını yok etmeden. Yani bizim ikimizin de farklı hobileri olabilir.
farklı eğlendiği şeyler olabilir. Sen balık tutmaktan hoşlanırsın. Ben televizyonda film izlemekten hoşlanırım. Bunları öldürmeden bir kere bireyselliklerimizi öldürmememiz çok önemli. Hı hı. Sonrasında şunu atlamamız lazım. Ortak hayalleri bırakmamamız lazım. Hı. Yani evet bizim tabii ki ayrı yol haritalarımız da olacaktır. Kariyerde olabilir, sosyal hayatta olabilir ama ortak ne hayalimiz var? Bir kere bunun canı tutmak önemli. Hı hı. Ve bence monotonluğun ve gördüğün. Mesela ev almak falan ortak bir hayal midir? Hayır, bundan bahsetmiyorum. Ya o zaman oturarak kumbaraya para atacağız, kumbaraya para atacağız. Çünkü genelde şu anda hani genç çiftlerde de öyle. İşte 4 sene sonra ev alacağız. İşte birikim yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani hayal olarak görülen şey de aslında. Ya şu olsa olabilir belki. Yani bir ev alacağız ve oyun altında bir çocuk yuvası yapacağız. Ve o çocuk yuvasında biz çocuklarla işte onlara inandığımız şeyleri paylaşacağız. Onlara güzel bir ortam sağlayacağız. Her neyse. Bu monotonluğun temel nedeni ise aslında bence burada çok kronik bir monotonluk yok. Sadece heyecan azalması da korkulacak bir şey. Ama bir de gerçekten çok monoton ilişkiler var. Ya. Onun temel kaynağı da garanti hissi. Cepte görme hissi. İkimiz de ayrı bireyleriz. Ve sonuçta hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Ama hiçbir şeyin. Biz her şeyde garanti ararız, o başka. Dolayısıyla şunu hissetmek, ya ölene kadar benim yanımda olmayabilir. Hani onu ben cepte görürsem o zaman özen azalıyor, ilgi azalıyor, cazibe azalıyor. Bir de bunun üzerine şunu eklersek, kıskançlık krizleriyle ona hissettirerek seni kaybetmekten çok korkuyorum hissettiriyor olmak da bu garantiyi arttıran bir şey. Hmm. Ki karşımdaki insana benden çok çok... Benden vazgeçemez. Aynen öyle. Durumu. Ve ben neden senin benden vazgeçmenden bu kadar çok korkuyorum? O da benimle ilgili sorun. Ben şunu söylüyorum, niçin hep bir taraf diğerinin gitmesinden korkar? Çünkü bir taraf orada o dengeyi bozmuştur. Ya ben eğer ilk kim kimin cep telefonunu karıştırdıysa, ilk kim kimin sosyal medyada attığı mesaja niye onu attın dediyse orada dengeler değişmeye başlıyor. Rahmetli sevgili Aziz Nesin'in çok güzel bir lafı vardı, derdi ki ilk seni seviyorumda da dengeler bozulur kim diyorsa. Evet. Hatta ben çok katılmıyordum o zaman ama özellikle bu kıskançlıkta, ilginin yoğunlaşmasında, onu kısıtlamaya çalışmakta kim önce başlıyorsa o dengeyi kaybetmeye başlıyor. Önemli olan şey şu. Şu soruyu soralım, o soruların bütün hepsinin ardından. Şu anda ilişkinizde beraber olduğunuz insanla beraberken gerçekten olduğunuz gibi misiniz yoksa karşınızdaki insana göre mi davranıp pozisyon alıyorsunuz? Hı hı. Bir de evliliklerde özellikle şöyle bir durum oluyor herhalde, belli bir aşamadan sonra, işte çocukları olduktan sonra da. İnsanın üzerine bir rahatlık çöküyor. Hı hı. Şu bir gerçek, o rahatlık hani kaybetme korkusu rahatlığı değil. Of aman bugün de pijamalarımı çıkarmayıvereyim. Kötü bir şey de değil yani. Olacaktır evet evet ama. Değil. Ama hani bir yerde bazı şeylerin mahremiyetini koruması gerektiğine inanırım ben. Böyle de büyütüldüm ve büyüdüm. Yani ne bileyim istiyorsan 30 senelik evli ol. Sen kokulu yatağa giremezsin. Aynen öyle. Ya da hani işte tuvalete girdiğinde kapıyı kapatmak gibi bir durum söz konusu. Hepimiz eğri oturup doğru konuşalım. İş yerlerimizde herkes tuvaleti kullanıyor. Ama herhangi bir durum ya çeşmeleri açıyoruz ya öksürüyoruz. Bunu çoğu zaman evinde yapanlar da var ama bazen öyle bir rahatlığa kavuşuyor ki kapılar açık, sesler havada neler uçuşuyor falan filan yani hani öyle bir durum. Bu kadar rahatlığın da olmaması gerekiyor belki de. Saygıya geliyoruz buradan da. Saygıya geliyoruz. Çünkü o benim sevgilim, benim eşim. Doğru, evet, hayattaki dostum, yoldaşım ama asla kankam değil. Tırnak içinde söylüyorum, evet. Kankam değil. Ya da benim annem ya da babam değil. Aynen katılıyorum. O çünkü orada hep o bir cazibe var. Hep o bir gizem de var. Bunu öldürdüğümüz zaman bir de evlendik ya şimdi önümüzde artık uzun yıllar var ya. Ne olacak yani bu hafta şunu yapmazsam öbür hafta yaparız. Bugün sen seni seviyorum demeye gerek yok. Bir ara söylerim. Hayır böyle bir şey yok. Yarın sen olmayabilirsin hayatta. Ben de olmayabilirim. Öyle. Veya yarın endişeleri günlük hayatın getirdikleri yüzünden erteleme. Çünkü bugün şu anda sen yanımdayken sarılabilmek ve bahane her zaman vardır. İşte işlere çok sesim var. Çok yoğunum. Gece şu saatte geldim. Hep verdiğim şeydir. Hep söylediğim şeydir. Ya 5 dakika. Gece yatağa girerken 5 dakika gerçekten sarılmak ve sevdiğini, o sevgiyi hissettirebilmek yeter. Ya da işe giderken böyle güzel bir şekilde karını ya da kocanı öpmek. Ve yine bir hayatı yürütüyoruz, kolay değil. Stresli anlarımız olabilir. Kabuğuma çekilmek istediğim anlar olabilir. Bunu da hemen kötüye yormayalım. Yani 3-4 gün eğer ilgilenmiyorsa benimle veya suratı asıksa tamam işte benden sıkıldı bak kesin başka ya biri var. Ya konuş o zaman de ki hayatım neyin var? Paylaşabilirsin benimle de. İşte işle ilgili bir sıkıntım var, boş ver geçer dediğinde bırak adamı ya da kadını rahat bırak yani. Çünkü önceden hep erkeklerin üzerine çok gidiliyormuş ama kadınlar da çok stresle çalışıyorlar tabii ki, şu anda. Tabii ki. Zaten
o klasik ataerkil yapısındaki bir evlilikleri artık, bir evlilik yapısını şu an sürdürebilmek pek mümkün değil artık. Hala tabii ki yaygın olarak devam ediyor ama yani kadının sadece evdeki işleri yapacak, çocuğu büyütecek, ben bilmem beyim bilir diyecek. Ve acı olan eş bir gün dönüp de teşekkür etmiyor. Yani o ya. Kadının görevi. Hayır ya. O kadının görevi değil. O kadın o evi, o yuvayı en iyi şekilde tutmak için, sana kendini iyi hissettirmek için bunları yapıyor. Bir teşekkür hak ediyor herhalde. Kesinlikle. Bir izleyicimiz varmış telefon attığımızda. Alo. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bir sorum var. Eşimle alakalı bir sorunumuz var. 25 yıllık evliyiz. Ben 48 yaşındayım. Eşim 60 yaşında. Ve son bir yıldır yaşam düzensizlikleri gösteriyor. Her gece 2-3-5, bazen ertesi gün sabah 10-11'de geldiği oluyor ve şöyle söylüyor. Ben özgürlüğüne düşkün bir insanım. Benim özgürlüğümü kimse kısıtlayamaz. Ben istediğimi yaparım, istediğim gibi yaşarım. Ben bundan ne anlamalıyım? Bu değil bizim az önce konuştuğumuz şey. Öncelikle biz onu söyleyelim. Evet. Bu kabul edilebilir bir durum değil her şeyden önce. Ki az önce bahsettiğimiz şey kendi hayatlarımızın olması demek, geceleri başka yerde kalmak, istediğim saatte eve gelmekten bahsetmiyoruz. Aranızda bayağı bir yaş farkı var değil mi hanımefendi? Evet. Ama hani yaş farkı olmasa rağmen o yaşının daha altında daha genç görünen, daha aktif yaşayan, arkadaş meraklısı, sosyal hayatı seven, her zaman zemininde birazcık dışarı hayatı seven bir insandı. Ben şöyle sorayım size, siz ne hissediyorsunuz? Ne anlamda? Genel olarak ilişkinizle ilgili veya nasıl anlamlandırmam gerekiyor diye sormuştunuz az önce, nasıl yorumlamam gerekiyor diye. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Yani tabii ki bu doğru değil. Yani bunun zemininde ne olabilir? Özellikle son bir yıldır her gün tekrar eden bu yaşam düzensizliğin sebebi ne olabilir? Her gün kumar oynanmaz, her gün oyun oynanmaz veya her gün çapkınlık olamaz. Yani bunun altında mutlaka bir şey olmalı. Ne olmalı, ben onun cevabını bulamıyorum. Ama saydığınız o 3 tane şeyin hepsi de olabilir. Başka şeyler de olabilir. Siz bunu evet, kabul edecek de, misiniz? Evet, hepsi de olabilir. Ama her gün mü olur? Yani insan bıkmaz mı? Her gün bilmiyorum. Olması değil. Yılda 5 kere de olsa, 10 kere de olsa siz bunu kabul edecek misiniz? Yani kabul edemiyorum ki, bunun cevabını arıyorum. Edemiyorum, kabul edemiyorum. Peki ne yapıyorum bununla ilgili olarak? Kendi açımdan tabii ki bazı kendime göre değerlendirmelerim, konularım, müracaat ettiğim yerler var. Ama bir de psikolojik, psikiyatrik yönden bir değerlendirme almak istedim. Tamam, şöyle söyleyeyim. Niye kendime yükleneyim ki burada? Niçin bunu çözecek olan sizsiniz ki? Siz böyle bir ilişki yaşamak istemiyorsunuz ki zaten. Ya da eşinizle bu konuyu hiç konuştunuz mu? O tamamen işte kahvedeyim, oyun oynuyorum diyor. İşte yani her gün mü, ertesi sabah 10'a 11'e kadar mı oyun oynanır? Her gün mü? Ki bir sene öncesinde böyle değildi. Aa bakın, bu önemli bir yani şey. Yani şöyle yeni bir şey edindi, yeni arkadaşlar edindi. Bakın, bilmiyorum belki. Şu önemli bir şey, ilişkilerimizde 5 senede olsa, 10 senede olsa, 20 senede olsa, ilişkimiz düzenini kaybettiğinde ya da ilişkimiz belki tükendiğinde biz hep geçmişi referans alarak aslında öyle biri değil, o böyle birisi değil ama o artık böyle birisi olabilir. Yani geçmişi referans alıp o ilişkiyi sürdürmeye çalışmak da çok doğru olmaz. Yani kısadan ise bir televizyon görüşmesinde 5 dakikada elbette ki bunun cevabı verilebilecek bir cevap değil ama benim hissettiğim ya da bütün çalışmalarıma dayanarak söyleyeceğim şey şudur. Siz kendinizi, yani siz psikoloğa gidiyorsunuz, siz onun için koşturacaksınız, siz çırpınacaksınız, siz bunu hak etmiyorsunuz. Hak etmediğiniz için de sizin net bir şekilde tavrınızı ortaya koyup arkasında durmanız önemli ama blöf yaparak değil. Ben size şöyle bir soru sorayım. Bugün itibariyle siz gitmeye karar verseniz gidebilir misiniz? Duygusal olarak sormuyorum. Ekonomik bağımsızlık olarak soruyorum. Çevre baskısı olarak soruyorum. Yani ben güçlü bir insanım. Benim ailem benim yanımda, arkamda. Ama eşime de tamamen haksızlık yapmak istemiyorum. Onun da bu davranışların zemininde esas olan, gizli kalan, açığa çıkaramadığı, söyleyemediği, onun da asıl sorunu nedir? Onu da bulmak istiyorum. Tam netleştirdiğim zaman ben de tavrımda, kararımda net olacağım. O zaman tabii ki buna %100 katılıyorum. Belki gerçekten kendi içine düştüğü bir bunalım veya gerçekten size itiraf edemediği, açıklayamadığı, ilişkiden sıkılmış olması, tükenmiş olması, bilmiyoruz. O yüzden de eşinize... Hani şöyle, ben mesela bu böyle olmuyor. Ben artık hani gideceğim dediğim zaman da ona da dayanamıyor. Mesela nereye gidiyorsun? Oturduğun yerde diyor. Ben erkek adamım, erkek adam gider diyor. Mesela her zaman onun felsefesi şudur. Erkek adam gider, erkek adama soru sorulmaz. Erkek adamın işine karışılmaz. Böyle bir şeyi hiçbir kadın hak etmiyor ve
gerçekten eğer hani öldürücü bir zorunluluk yoksa kabul edilmemesi, öğrenmemiz gereken şey belki evet. de bu. Ama şu anda sinirinizde olsaydım, eşimi şuna davet ederdim, destek almaya. Onun destek almasına. Eğer gerçekten sizi kaybetmek istemiyorsa bir şeyler yapması gerektiğinin farkında olması gerekiyor. Eğer yani böyle şöyle, devam ederse... Sürekli bir bekarlık yıllarından beri devam eden uykusunda bir dış sıkma problemi var. Ondan dolayı bir yıldır tedavi görüyor zaten. Hı-hı. Ve bu bir yıldır da yeni bir arkadaş çevresi edindi. Sanırım birazcık da arkadaşlarına da kapıldı. Bakın olabilir, birçok şey olabilir. Yaş 60, hayat gidiyor, artık ben de işte ölüme yaklaşıyorum, yaşlandın deyip orada yaşadığı o psikozlarla birlikte farklı alternatif uygulaya şey... Etkinlikler, o gençleşme... Hep çok şey olabilir. Evet. Olabilir, evet. Hepsi olabilir. Ama ben size başka bir şey göstermeye çalışıyorum. Burada sizi, kendinizi düşünmeniz önemli. Siz böyle bir evliliği istiyor musunuz? Bu şekilde devam etse 5 sene böyle devam eder misiniz? Yani ben gerekli yerlere müracaatlarımı yaptım. Anladım. Bu evet. süreç içinde de eşime de haksızlık yapmamak... Tamam, endişeniz bir şu. Bir problemi varsa ona da yardımcı olmak ve esas konuyu bulmak istiyorum. Endişeniz evet. şu aslında, Türkçeleştirirsek şimdi bu endişeyi... Ben bu işi bitirebilirim. Ben güçlü bir kadınım. Bu kapıyı kapatır çıkar giderim de. Ama bunu amiyane tabirle pisi pisine yapmak istemiyorum. Düzeltebileceğim bir şey varsa sonradan pişman olmak istemiyorum sizin endişeniz. Evet. Evet, bir tane evet. rahat olmak ve evet. taşları doğru yerine koyarak doğru hareket etmek istiyorum. Umarım o yolu da bulursunuz. Çok teşekkürler aradığınız için. Destek almaya ikna etmeye çalışırız. Evet, mutlaka, mutlaka. Peki, oldu. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çoğu kadının yaşadığı bir sıkıntı aslında bu. Hı-hı. Yani sosyal statüsü, yaşı fark ne etmiyor. Olursa olsun. Erkeklerde de aslında biz annelerde de biraz öyle bir kesinlikle. Sıkıntı var. Aslan oğlum, canım oğlum, güzel aynen. oğlum. Sen her şeyi yaparsın. Koçum benim, yavrum benim. Kızım işte otur oturduğun yerde bak, bacak bacak üstüne atma, aman gittiğin yerlere dikkat et, kız çocukları böyle yapmaz, şunu şöyle etmez. Maalesef biz annelerle başlıyor bu durum biraz. Kız çocuğu akşamleyin hava kararmadan evde olacak, erkek çocuğu olmasa da olur, o erkektir, yapar eder. Ama sonra bu iki insanı alıp aynı eve koyuyorsunuz ve gerek sosyal yapı için yetiştirirken gerek cinsellik konusunda birçok farklı noktada biz farklı yetiştiriyoruz çocuklarımızı ve nedense... erkeğe iktidarı verirken, söz hakkını verirken kadını da o yörüngede kalması gerektiğine zorlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama yürümüyor işte ilişkiler. Şimdi diyorlar ki mesela eskiden 30 sene 40 sene sürüyordu. Şimdi niye 3-5 sene? Çünkü boşanmalar bu kadar arttı. Kadının ekonomik bağımsızlığı şu anda mümkün. Artık ulaştığı bilgi, ki bak senin aldığın konuklara bak mesela. Evet. Sürekli olarak bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Bu programlar, internet ortamı ve şunu soruyorum kendime. Ya benim bir tane hayatım var. Ve ben neden hayatımı yok ediyorum? Bir ilişki yaşıyorum, ben bu adamı seviyorum. Ama o adam bana bunları yapıyor. Benim bütün elimden alınan bir sürü şey var. Ben katlanıyorum hayata bir şekilde. Neden? Belki de o 35-40 yıllık ilişkilerde bir şansı yoktu. Hı hı. Şimdi çevre baskısı da azalıyor. Mahalle baskısı da azalmaya başladı. Hı hı. Ve maalesef hala boşanmış kadına toplumun farklı noktalarında farklı dul bakılıyor. Kadın. Tırnak içinde. Tırnak içinde. Hala böyle. Evet, ve hala aileler... herkes hata yapabilir, yanlış evlilik yapabilirim. Ama aileler kabul etmiyor, geri gönderiyor. Çocuk zaten genç yaşta evlenmiş, okulunu bitirememiş, ekonomik özgürlüğü yok. 2-3 tane çocuğu yapmış. Ölene kadar ne yapacak bu kadın şimdi? Ama şimdi yeni nesil en azından bunları görüyor, bunları biliyor. Örneklere bakıyor etrafındakileri. O yüzden evlilik kararı ciddi bir karardır. Hevesin, tutkunun, heyecanının bir ayda evlenmeye karar vermek, bir ayda evlenmek... Bunlar çok doğru zaman uygulamalarda görüyoruz. Sevgili Mehmet Coşkun Deniz'i ağırlamıştık. O, bir şey selam söyleyelim, özür dilerim, ne zamanda görmedim. Şöyle bir şey söyledi. Aşık olduğunla evlen, aşıkken evlenme. Hı-hı. Yani... Hangi aşktan bahsediyoruz tabii? Yani ilk baş çünkü biz tutkuyu, heyecanı da aşk zannettiğimiz için o kelebeklerin uçuşması. Tabii. Ama o iki sarıldığımda gidebilir, kaybolabilir. Aynen öyle. Ya da şey çok caziptir. Şimdi bakın, aynı eve girdiğimiz zaman sorunlar başlayacak. Kaçınılmazdı. Çünkü hı-hı. az önce verdiğin o örnekleri biz flört döneminde ayrı evlerde yaşarken görmüyoruz. Evet. Ama bir bakıyorum bambaşka şeyler olmaya başlıyor sonra. Tabii. Ya da oyunlar oynuyoruz. Onlar düşüyor eve evet. girdikten sonra. Tabii şöyle bir durum oluyor. Erkek arkadaşınla ya da kız arkadaşınla buluşurken işte tıraş oluyorsun. Tabii. En güzel kıyafetlerini giyiyorsun. Biraz makyaj yapıyorsun. Sonuçta senin iç dünyanı görmüyor. Ne olduğunu bilmiyor. Evde otururken nasıl oturduğunu bilmiyor. Hatta bazı insanlar için biliyorsun el ayak çok önemlidir. Hı-hı. Ayaklarının yapısını bile bilmiyor aslında. Hı-hı. Hı-hı. Ve sürpriz diye evlenince karşılaştığı durumlarda olabiliyor. Ya da az önce horlamayı konuştuk hı-hı. mesela. Çok ciddi anlamda evliliklerde büyük sıkıntılara hı-hı. yol açabiliyor hı-hı. bu horlama meselesi. Bunların aşılabilecek şeyler ama yani sorunlar...
temel sağlamsa sorunlar aşılır. Ama biz o evliliği bir garanti gördüğümüz için o imza bir garanti değil. Bir kere bunu da bir anlaşalım. Yani o garanti dediğimiz şey bir celsilik bir bozulacak şey aslında. Ama o kadar büyük yatırım yapılıyor ki aileler için içinde evler kuruluyor, düğün yapılıyor, 300-500-100 kişi neyse geliyor, ilan ediliyor. Sonra bunlar bir baskı oluşturuyor gitmek noktasında. Biraz evliliklerimizi sona erdirdiğimizde başarısız adledileceğimizden mi korkuyoruz acaba? Aynen, başarısız olacağız veya işte sonuçta birisiyle beraber oldum, şimdi ikinci bir eşe mi gideceğim artık, birçok hala toplumun sosyalde bu şey. Ya da ikinci eşten de ayrılmaya kalkınca. Hiçbir şeyin garantisi yok ama şu var, bitmiş, tükenmiş, artık saygının kaybedildiği, acı çektiğimiz ilişkileri sürdürmenin de bir anlamı yok. İki taraf için de aslında bir anlamı yok. Hadi bir taraf şunu diyebilir, ya ne olacak, eve gittiğimde yatıyorum, o da evde olsun, bak evi toparlıyor, çocuklara bakıyor, hayat niye düzenimi bozayım ki? Bir ilginç bir şey var, kendi danışanlarımda da gördüğüm. Boşanma dilekçesini hala çoğunlukla kadınlar veriyor. Kadın isterse erkek için hala sorun yok. Bitiyor. Erkek için hala sorun yok. Ama burada başka bir şey var. Erkek sorumluluğu almıyor. Şöyle sorumluluğu almıyor. O evliliği bitiren bak kadın dilekçeyi verdi. O sürdüremedi evliliğini. Orada da topu kadına atma gayretimiz var. Atıyoruz. Velhasıl şu var. Bugün hepimiz şu anda izleyicilerimize bakalım. Kendi hayatlarımıza bakalım. Şu anda neden hayatımda bir ilişkim var? Ve bu ilişki bana gerçekten kendimi iyi hissettiriyor mu? Hissettirmiyorsa neden sürdürüyorum? Hissettirmiyorsa konuşacağız, gerekiyorsa desteği alacağız, her türlü çabayı tabii ki sarf edeceğiz. Ama artık bitmişse bitmiştir. Ve bitmişse de bir tarafın kötü olmasına, suçlu olmasına gerek yok. İki ayrı insanız ve aynı çatının altına girdiğimizde uyuşmayabiliriz. Tıpkı bütün baharatlar güzeldir ama bir sandviçin içine kimyonla kekik pek iyi gitmeyebilir. Evet. Böyle baktığımız zaman korkunç bir son değildir. Hayatın sonu değildir. Veya çocuklar için evlilikleri sürdürmek. Uzmanlarla konuştuğunuzda, pedagoglarla konuştuğunuzda benzer şeyleri söyleyeceklerdir. Mutsuz, sevginin tükendiği, saygının kaybolduğu, hatta hırgürün olduğu bir evliliğin içerisinde çocuklar daha olumsuz büyüyor. Kandırmaya çalışmayın, her şeyi hissediyorlar. Biz babanla şakalaşıyoruz demeyin ya da bir şey yokmuş gibi davranmayın. Yemiyor çocuklar onları. Ve belki o çocuk mutlu bir ortamda, boşanmış bir ailenin çocuğu da olsa o mutsuz ortamda büyüyen çocuktan daha az hasarla çıkıyor. O zaman şu anda evliliklerinde, ilişkilerinde, özellikle evliliklerde bu problemler tabii daha fazla aynı evin içinde yaşandığından kaynaklı. Hani bizim evliliğimiz sıradanlaştı, monotonlaştı, artık eski heyecanımız yok, eşim bana eski ilgisini göstermiyor ya da işte alıyor başını gidiyor, işte sana hesap mı vereceğim diyor. Ama ben işte sosyal hayatlarımız olsun diyorsunuz ama ben bunu yapamıyorum ama kocam yapıyor gibi sıkıntıları yaşayanlara ne tavsiye edersin? Şunu tavsiye ederim, bir kere kıyaslama yapmayın ne olur. Ne demek istiyorum? İşte burada ben konuşuyorum, yarın başka biri konuşacak, kitaplar olacak, filmler olacak, diziler olacak. Oralara bakıp her yerden sağdan soldan duyduklarınızla kendi ilişkinizi lütfen kıyaslamayın. Sizin tek kriteriniz olmalı. Bu ilişki bana iyi geliyor mu? Bir de çok fazla eğer hayatımda kendime ait yaptığım bir şeyler yoksa, kendi hayallerim yoksa, bir yol haritam yoksa, onu da şuna kastediyorum. Hayatımda sadece evlilik var ise en küçük bir şeyi bile büyütüyor olabilirim. Yani o zaman kocamın eve gelip ona nasılsın dediğimde uzun konuşmamasını bile hemen onu sarabilirim. Veya oturup maçı açmasını büyük soruna çevirebilirim. Çünkü benim hayatımda başka bir şey yok. Senin hayatındaki tek şey eşin olursa ya da çocukları. Veya çocuklara ayrı bir yere koyuyorum ama eşle ilgili sorunlar. Çünkü çocuklar gerçekten kıyaslamıyorum bile. Oradaki sevgiyi de varoluş nedenlerini de. Ama benim hayatımda bir şeyler olmalı. Çocuklarım da dahi yine kendime ait bir şey yapmazsam çocuklarıma verdiğim sevginin kalitesini de düşürüyorum. Kendim tükendiysem eğer, bittiysem belki o en sevdiğim hayatta canımdan vazgeçeceğim, yavruma hiç istemeyeceğim bir tepkiyi verebiliyorum. O yüzden kendinizi öldürmeyin, kendinizi yok etmeyin. Ne olur bir bakın. Ben gerçekten niye yaşıyorum? Sonra gerçekten şu anda ilişkim ne durumda? Çırılçıplak aşkın anlamı da şu, ilk başta insanlara şöyle geliyor, çırılçıplak aşk nasıl bir şey bu falan. Maskesiz aşk. Oyunların, stratejilerin, taktiklerin olmadığı aşk. Sen ve beniz burada. Bir hayatı paylaşıyorsak gözlerimize bakacağız. Gerisi senin başarıların, senin çocuklarımızı özel okulda okutmak için benden ondan zaman çalıp daha çok çalışmandan çok hepimizin ve benim özellikle sana ihtiyacım var. Ele tutuşmaya ihtiyacımız var, hissetmeye ihtiyacımız var, bugün sarılmaya ihtiyacımız var. Hadi şu işleri atlatalım, sarılırız. Hadi ev bitsin, bak ilgimiz, ilişkimiz. Hayır, böyle bir şey yok. Şu anda yarın olmayabilir. Evet. Hepimiz bunu hak ediyoruz. Bir izleyicimiz varmış telefon hattımızda yine. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Ben severek evlenmiştim.
Ancak eşimin beni sosyal medyada aldattığını gördüm. Buna şahit oldum. Fakat eşim bunu tabii ki reddetti. Fiziksel olarak bir şekilde aldatmadığını söyledi. Ama bana göre beynen de aldatıldığımı düşündüm. Ve ben bir defa ailemin yanına gittim. Fakat küçük çocuğum var. O yüzden geri dönmek zorunda kaldım. Daha sonrasında tekrar aynı şeyi yaşadım. Ve şu an evdeyim. Ama eşimle aramızdaki böyle aşılması zor. Dağlar, buzlar, o kadar çok şeyler var ki aramızda aşamıyoruz. Bu kaynağı, bu sebepten yani, de o mesaj yüzünden mi? Yani evet. Peki. Şimdi aldatmak hani konusu aslında ayrı. Ne yapmalıyım hani, ya da nasıl bir yol izlemeliyim? Ben nacizane kendi önerimi tabii ki paylaşacağım. Her şeyden önce zamanı geri alamayız. Zamanı geri alamayacağımız için sonucu değiştiremeyiz, sonucun etkilerini değiştirebiliriz. O çerçevede baktığım zaman ben fiziksel aldatma vakalarında da söylediğim bir şey vardır. Her insan hata yapabilir. Ve ne olur şu soruyu kendinize sormayın. Benim neyim eksikti de, yoksa beni sevmiyor muydu da. Bakın, az önce kadın erkeğin farklı yetiştirmesinden bahsetmiştik. Hala elinin kiri olarak bakarız. Hala erkekler bir dost toplantısında bile eşler orada sofrayı hazırlarken yapmıyor olsalar bile çapkınlık muhabbetleri yaparlar. Hala, çünkü bu normal olan, olması gereken de prestijdir. Gerçekten böyle. Şimdi böyle baktığımız zaman bir hata yapılabilir ki burada bir mesajlaşma hatası, bir flörtist şeydir belki bu gördüğümüz şey. Önemli olan şey şudur. Bir şans daha verecek miyim, vermeyecek miyim? Hata bir, iki, üç olduktan sonra kasıt değil midir artık? Peki? Yani birincisini siz paylaştınız, sonra mı arkadan ikincisi geldi? İkincisi de oldu, evet. Ve üçüncüsü oldu. Ve üçüncüsü de oldu. Evet, onun kendine göre bir açıklaması tabii ki var. Yani önemli değil, önemli değil. Kişilerin açıklamaları önemli değil. Bizim neler hissettiğimiz önemli. Bizim nasıl gördüğümüz önemli. Ve herkes her şeyi hisseder. Evet. Bazen zorunluluktan, bazen yorgunluğumuzdan, görmezlikten geliriz. Ama sonuçta şöyle bir gerçek var. Eşiniz bir tercih yapmak zorunda. Siz ve çocukları mı, yoksa heyecanlar mı? Ve bu paylaşımı yaptıktan sonra, gerçi sizde şimdi 3 olmuş ama bence o evde şu anda olmanız sizin bu evliliği kurtarmak isteğinizi de gösteriyor. Evet. Şu yapılabilir, gerçekten ama gerçekten arkasında duracağınız bir son şans verilebilir. Ama o son şans kullanıldığı an bavul toplanılır ve o evden çıkılır. Bunu yapabilirseniz de şu önemlidir, bu defteri sizin de kapatmanız gerekir. Yani siz nasıl olsa son krediyi verdiğiniz için boğulmayın sonra, kontrol etmeye çalışmayın. Hint kumaşı yapmayın karşınızdakini. O bilsin ki tek artık bir kez daha böyle bir şey yaptığında başka şansın yok. Elbette yok. Önerilerimizi paylaşıyoruz. Sizin yerinizde olamayız. Mutlaka siz kendi duygularınızla hareket edeceksinizdir. Kendi mantığınızla aynı şekilde. Belki danışmak için profesyonel bir yardım da alabilirsiniz. Ona evet, benim çok fazlasıyla ihtiyacım olduğunu düşünüyorum zaten. Hem sizin için hem de evladınız için bunun çok daha faydalı olduğunu. Çocuğuma çok fazla bir şey veremediğimi hissetmeye başladım çünkü. Evet. Bu da beni çok üzmeye başladı. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Umarım en iyi sonuç, mutlu olabileceğiniz sizin ve çocuğunuzun, karar verebilirsiniz ve ona göre yolunuz açık olur. İnşallah. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii kadınlar evliliklerini çok zor bitiriyorlar. Kadınlar ilişkilerini çok zor bitiriyorlar. Belki önümüzdeki zamanlarda onu da konuşuruz. Aldatma meselesine geldiğimizde. Erkeklerin aldatmasını da çok duyuyoruz. Bu aralar kadınların da çok fazla duyuyoruz. Hemen rakamı vereyim. Benim danışanlarım arasında 50-50 şu anda oran. Ya. Ve kadın çok daha renk vermeden aldatıyor. Evet, ve yapılan araştırmada en son neredeyse günde 300 bin kadının internette flörte başladığını da görüyoruz. Elbette bunun altında farklı farklı sebepler var. Yani hiçbirine haklı çıkarmaz. Aldatma aldatmadır. Ve çok saygısızca bir şey. Bir gün gerçekten bunu ayrıca konuşalım. Aynen öyle. Ama sebepler, erkeklerin dürtüleriyle kadınların yaptığı sebepler çok farklı. Şimdi az önce olan durumdaki gibi
içi kan ağlıyor, pırpır, artık çocuğuyla ilgilenemez durumda ve belli bir yerden sonra kadınlar bu konuda paranoyaklaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Hani buluttan nem kapar hale gelebiliyorlar. Çünkü hani güven ruh gibi bedenden çıktığı zaman geri dönmüyor maalesef. Hı hı. Bunu çok net yaşayabiliyoruz. Bunları örneklendirmek için söylüyorum. Bunu yaşayan kadınların nasıl serin kanlı olmalarını tavsiye edersin? Hı hı. Kendilerini nasıl sakinleştirecekler ve doğru nasıl düşünebilecekler? Tamam. Ama çok bir dakikalık bir toparlama yapayım, evet, şu söylediklerimle ilgili. Zaten farklı yetiştirme tarzı dediğim için kadın için bir kadının aldatma haberi duyulduğunda o kadın kötü kadın. Ya. Ama erkek duyulduğunda erkektir yapar, elinin kiri. Hatta kızın ya, bunun için ev bozulmaya tabii değmez. Tabii de bir de şöyle bir durum vardır. Ya zaten bak o da kocasına çok ilgi göstermiyordu. İşte kendini bırakmıştı. Gibi. Benim en çok duyduğum şey de şudur. Evet, bahaneler. Kadın danışanlarımda, aldatan kadın danışmanlarımda diyeyim. Kadın olduğumu hissettirdi bana birisi. O kadar çok artık kendini yalnız, değersiz hissediyor ki kadın. Minicik bir sözcük, minicik bir ilgi bile ona yeniden kadın olduğunu hissettirebiliyor. Yani erkekler bu kadar rahat olmasınlar. O evdeki kadın, onun hiç hayalleri yok, onun hiç duyguları yok, onun hiç hisleri yok. O zaten annedir ve oradadır. Hayır, böyle bir şey yok. Hele ki artık hiç yok. O yüzden erkekler de bunu garanti görüp rahat rahat böyle hareket etmesinler. Kadınlara gelince şimdi bu aldatma noktasında bir noktada ulaşmamız lazım. Şimdi biz fiziksel aldatma var, zihinde aldatma var, birisini görüp beğenmemiz var, abarttığımız noktalar da var. Yani bir ortamda otururken içeriye güzel bir hanımefendi girdiğinde bir adamın ona bakması ki benim eşim gösterir bak gelen ne kadar güzel bir kadın diye. Bunlar da artık bunları da biz kavga sebebi yapıyorsak ya bu sıkıntı. Öyle. Aynen öyle ya bakılır ben de bakıyorum. Hı-hı. Bakıyorsun yani ya da yine anacağız bak anasımız varmış sevgili Mehmet'i. Yani onunla konuşurken o da onu demişti. Plajda hani güneşlenirken eğer hani kocan oradan geçen süper vücutlu bikinili bir kadına bakıyorsa bu kavga sebebi olmamalı artık noktası. Bu kadar şey yapmamız veya şey internette bilmiyorum yazmış ama mesela şöyle yazmak ne kadar hoş bir hanımsınız. Ha. Bunları hemen ya da birisiyle yemek yemek bunları hemen böyle aman gitti hemen o akşamın yemeğinde bir şey olacak aman iş ortamında bir kadın var onunla. Bunları biz yaratıyoruz. Evet. Ben de şunu soruyorum. Neden onun gitmesinden korkuyorum da o benim gitmemden korkmuyor? Yani siz eğer onun her dediğini yerine getiriyorsanız, her istediği şekilde duruyorsanız zaten olur. Ama şunu görüyorum mesela çalışmalarımda. Kadının bir kursa, bir dans kursuna başlamasıyla beraber bile erkeğin açtığı telefon sayısı artıyor. Hadi eve geliyor musun, çıktın mı, nasıl geçti? Çünkü artık o garanti zinciri yıkılmaya başlıyor. Hı hı. Ve aldatılma vakası ortaya çıktığında, bu başıma geldiğinde de sakin olun. Bunun bir kere sizle bilgisi olmak zorunda değil. Hemen kendinize yüklenmeyin. Ben yaptım, benim yüzümden oldu gibi. Ya da bu artık kocam beni sevmiyor, artık sevgilim bana hiç değer vermiyor demek de değil. Çünkü ben diz çöken çok erkek gördüm ve gerçekten birçok erkek bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne yaptığının bile zaten farkında değil. Ya. Sonrasında ağlıyor ve biliyorum o adam karısı için düşünmeden iki böbreğini ve kalbini çıkartır masanın üzerine koyar. Ama soruyorsun ne yap? Hani niye yani yaptın o zaman kardeşim diyorsun geliyor. Çünkü büyürken işte o bizim hep evimizde gördüğümüz, çevremizde gördüğümüz şey PlayStation konsol oyunu oynamak gibi, evet, bir şey oluyor. Yani o kadar basit görüyor ki enselendiğinde ortaya çıkıyor. Hı hı. Aldatmak dediğin şey bence şudur bu arada. Söylememektir. Asıl aldatma oradadır. Ama bunu konuşabilecek durumda mıyız? Bu yapıda mıyız? Buna hazırlıklı mıyız? Hayır. Bu her zaman olabilir. Her zaman başımıza gelebilir. Sürekli çünkü sokağa çıktığımız an itibariyle bir etkileşim içindeyiz. Şunu yapmayın. Benim kocam, benim karım asla böyle bir şey yapmaz demeyin. Onda 8 bunu duyuyorum ve şunu soruyorum. Kocanızın veya eşinizin niye eksikti? Niye böyle diyordu? Neden bu kadar garantiydi? Bunu yapmayın. Ve bu kötü bir şey değildir. İşte bu. Bizi tetikte tutar, şu anlamda tetikte tutar. O pijamaları çekmem. Evet. O zaman terli yatağa girmem. Tuvaletin kapısını kapatırım işte. Bunu da yapacak olan, sağlayacak olan biziz. Bunu zorla yapamayız. O yüzden kendime saygım, kendime sevgim ve ben hak etmiyorum. Sonuçta o yüzden de benim de kendi hayatımı düşünmem lazım. Hayatımda o evliliğin dışında bir şeylerin olduğunu da bilmem lazım. İki taraf da ayaklarının üzerinde durabilmeli ve karşımdakine bağımlı olmak, onsuz yaşayamam demek böyle övüneceğimiz bir şey değildir. İlişkiyi çatlatacak olan bir zayıflıktır. Biz ikimiz de birbirimizden ayrı yaşayabiliriz. Ama biz şu anda birlikte olmayı seçiyoruz. Ve birlikte hayatı paylaşıyoruz. Birlikte olmayı seviyoruz. Her ne pahasına olursa olsun birlikte olmam. Yani
sen beni kırarsan ve yok edersen seninle birlikte olmak zorunda değilim ben. Bu çok önemli. Bunu yapabilmek için de hop en başa dönüyoruz. Kendimi sevmem, kendimi tanımam, kendimi bilmem. Aynen öyle, buna geliyor. Yani demek ki aslında ilişkilerimizde de yaşadığımız bu sıkıntıların altında kendimizi sevmememiz, tanımamamız, sürekli onaylatmak istememiz, bununla beraber kendi içimizde durduramadığımız o fırtınalardan kaynaklanıyor. Son mesaj olarak hop tekrar en başa döndüğümüzde bu fırtınaları durdurmak için de mutlaka bir uzmandan yardım almamız gerekiyor. Benim için... İnsan tek başına o fırtınaları durdurabilir mi acaba? O yüzden bu kadar çok antidepresan kullanan. Ama şu var bak, uzmandan destek alalım da biliyorsun ben kişisel gelişimle ilgili bayağı sert sözcüklerle çıkmıştım. Bu noktada da böyle şimdi şeye baktığım zaman 10 formül, 50'likteki 5 formül, şu adımları yapın, bunlar da çok affedersiniz saçmalık. O yüzden de ben bekledim kitabı yazmak için bayağı bir süre. Çünkü öyle bir furyanın içinde olmak istemedim. Ve ben onları biraz özür dilerim tiye alarak. Hı-hı. Çünkü böyle kurallarla, şablonlarla, şu taktiklerle değil, yüreğinle bu iş olur. Kendini tanımak için de ilk önce sezgilerini, ruhunu, yüreğini, temel değerlerini sahiplenmen ne olur. Yoksa ben işte telefonda 3 kere cevap vermezsem ilgisi artar bana ya da şu olursa değil. Ha mesela öyle oyunlarımız var gerek bizim yok. İşte kaçan kovalanır gerek hesabı. Yok. Gerek yok. Eğer bunlara girdiysek bu ilişki zorlamanın bir anlamı yok. Az önce bizim verdiğimiz örnekte o kursa gidip hani o bak daha çok aramaya başladı. Daha çok araması için kursa gitme. Kendin sevdiğin bir şeyi yapmak için, bir şey katmak ya için işte, git. Zorla bir şey olur. Yapmayalım. Hı-hı. Çünkü zorla yaptığımız her şey fark edilir. Görüyorsun mesela sosyal mecralarda ayrılmışlar veya sorunlular. Bir eğlence mekanına gidiyor kadın, mesaj atıyor. Oh sensiz de hayat çok güzel. Şimdi işte eğleniyorum. Ha, bir de öyle var. Sosyal ya, medya üzerinden birbirine laf sokma yarışı. O his devam ediyorsa eğer onlar boşa gidiyor. O blöf çünkü. Nitekim o eğlence mekanında hüzünlü bir şarkı çalacak ve önce hanımefendi lavaboya doğru gidecek ağlayarak, arkadaşları gidecek iyi sakin ol ve akşam da mesaj atacak muhtemelen o adama. Bu oyunlara gerek yok. Bu stratejilere gerek yok. Neyin kavgasını yapıyoruz? Toplum olarak neyin kavgası? Her anlamda söylüyorum. Önce birlikte olabilmek, insan olarak yaşayabilmek, etiketleri bırakıp yüreği görebilmek. Zaten bu hem bizim sosyal yapıda birlikte yaşamamızı hem de ilişkilerimizde de en doğru ve en güzel olanı yaşamamızı sağlayacak olan. Harikasın Aret, gerçekten muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Yani ben çok keyif aldım. Umarım izleyicilerimiz de aynı şekilde kendileri açısından Onur bu işi çok beğendi stüdyo şefimiz. Güzel sağlam bilgiler aldın mı Onurcuğum? Tamam. Devam ediyoruz. Devam ederiz abi şimdi. Merak etme, devam ediyoruz. Senden bir ricam var. Şuradan bir renk söyle bana. Renk söyleyeyim. Şu pembe olan. Şu. Evet o. Bu. Aşkın rengi. Bu bizim dilek ağacımız. Burada işte her kartın üzerinde bir söz yazıyor. Sevgili editörümüz Selin Ersoy işte bunların hepsini yazdı. Farklı farklı, ben de içlere ne olduğunu bilmiyorum. Gelen son konuğumuza çektiriyoruz bu kartı. Genelde hayata dair ama hep pozitif önermeler olan sözler olmasına dikkat ediyoruz ki günümüz pozitif geçsin. Ne kadar olumlu şeyler söylersek insanların algısında o kadar güzel olacağına inanıyoruz çünkü gün içinde. Senin seçtiğin sözse Dan Millman'ın bir sözü. Diyor ki tırmanmayı göze alan zirvenin hazzını da yaşar. Kesinlikle, ve o yol engebeli olabilir, o daha da hazzı yükseltir. Değil mi? Bu sözle bugün yeni hayatı bitiriyoruz sayın seyirciler. Yarın yine birbirinden değerli konuklarımızla birlikte hayatınıza bir fark yaratmak için, bir probleminize belki çözüm önerisi sunabilmek için burada olacağız. Lütfen bize yazın ozgeuzun@tv8.com.tr e-posta adresimiz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına çok güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.